Düzce'nin komşu kenti Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Topağaç mahallesinde yaşayan 4 çocuklu Beşir ailesinin 2 çocuğu, küçük yaşlardan bu yana genetik kas hastalığı Friedreich ataksisi ile mücadele ediyor. Çocuklarının eğitim hayatlarında hiçbir şeyden geri kalmasını istemeyen anne Gülay Beşir, oğlu Mahmut ve kızı Nazlı Beşir'i hafta içi her gün eğitim gördükleri üniversitelere götürüp getiriyor. Akyazı ilçesi ile Düzce arasında çocuklarının eğitimi için her gün yolculuk yapan 48 yaşındaki anne Beşir, çocuklarına zaman ayırmaktan keyif aldığını ve hiç yorulmadığını dile getirdi. Çocuklarının sağlıklı doğduğunu ancak oğlu 5 yaşındayken hastalığın belirtisinin görülmeye başlandığını anlatan Beşir, uzun süren hastane süreçlerinde 3 yılın sonunda Mahmut'a Friedreich ataksisi hastalığı tanısı konulduğunu söyledi. Oğluna tanı konulduğunda kızına hamile olduğunu ve onun da aynı yaşlardayken aniden düşme gibi hastalık emareleri gösterdiğine dikkat çeken Beşir şunları kaydetti. Mahmut Beşir, Nazlı Beşir iki kardeşler. İkisinin de Friedreich ataksisi rahatsızlığı var. Genetik bir rahatsızlık. Yani doğduklarında bir şey yoktu. Normalde 5-6 yaşına gelince çocuklar düşmeye başlıyorlar. Öyle Cerrahpaşa'ya gitmeye başladık. 3 yıl sürdü tanı konulması. İşte bir sürü tetkikler yapıldı falan. En son bir kan tahlili verdik yurt dışına. Orada Friedreich ataksisi olduğu çıktı. İlk iki tane çocuğumda yok. Onlar gayet sağlıklı. Normal sağlıklı çocuklar gibi. Hatta yaşının yanına gelmeden yürüdü. Hiçbir problem yoktu. Sonradan işte yani düşüyor ama hani hiç tahmin edemedim. Çünkü hiç ailede böyle bir rahatsızlık yok. Hiç de görmedim, bilmiyorum da. Tabii ilkokula yürüyerek, ortaokula yürüyerek gitti. Liseye, lise 1'e hatta bisikletle köye kadar gidip oradan dolmuşa binip gidiyordu. Sonra skolyozu vardı, oradan bir ameliyat geçirdi. Orada uzun süre yatınca bir daha yürüyemedi yalnız. Her gün sabah geliyoruz. Ders bitmeye yakın bana mesaj atıyor, hani dersim bitiyor diye. İşte gelip alıyorum tekrar. Evet, Mahmut'u eve götürdükten sonra kızım ikinci öğretim okuyor Düzce'de. Onu götürüyorum. 3.30'da da evden çıkıyorum tekrar Düzce'ye. 5'te dersi başlıyor. Onu götürüyorum. Onu orta bekliyorum tabii ki biraz yol mesafesi olduğu için. Bitince tekrar dönüyorum işte. Tekerlekli sandalyeye bağımlı olmasına rağmen okulunu aksatmayan Mahmut Beşir, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi olduğunu belirtti. Annesinin otomobille okula götürüp getirdiğini, onun işi olduğu zamanlarda babasının yardımcı olduğunu vurgulayan Beşir. Bu bölümü tercih etmemde aslında biraz işlerin idare konuda biraz yönetici olma isteğim var. Ondan sonra EKPSS var bizim girdiğimiz. Orada da atamaların daha kolay olduğu yönünde bilgiler aldım ondan dolayı. Hedefim üniversite bitirdikten sonra bir özel hastanelerde yönetici olarak çalışmak.